TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 17 Mart Salı. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Patronların ensesindeyiz imzasıyla dün bir açıklama yayınlandı. Patronların ensesindeyiz, işçilerin dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı. Kriz fırsatçılığına karşı kurulmuştu. 2018 sonunda finansal kriz belirtileri ortaya çıktığında patronların fırsatçı yüzü yine kendini göstermişti. Hatırlayın, ekonomi batıyor, batmasın. İşsizlik artıyor, artmasın. Peki, bunun için patronlara para pompalayın. Borçlarını devlet ödesin. İşçi çalıştırılacaksa maaşı devlet versin, hasılat patrona kalsın. Tabii patronlara ihtiyaç halinde rahat rahat işçi atma, çalışma sürelerini uzatma, işçiyi köle gibi çalıştırma hakkı da tanınsın. Kriz fırsatçısı patronlar böyle diyordu. Patronların ensesindeyiz, kriz fırsatçısı patronlara karşı böyle kuruldu. Şimdi patronların ensesindeyiz ha. Koronavirüs salgınında fırsatçı patronları değil, çalışanları koruyun başlıklı bir açıklama yaptı. İşçi çıkarmalar ve ücretsiz izin uygulamaları yasaklansın. Açıklamada böyle deniliyor. Salgın belli ki bizim işleri vuracak diyen patronlar, işçilerini kapının önüne koy vermeye başlamış çoktan. İş geldiğinde işçiyi hazır etmek lazım diyen patronlar da ücretsiz izin yoluna gidiyor. İşler açıldığında bir telefon yeter. Ücretsiz izne çıkarmıştık seni. Gel devam et çalışmaya. Siparişler yetişecek. Ama koronavirüs önlemi olarak işçi çıkartmak caiz. Koronavirüs var. Fabrikanın kapısını bir süre kapatacağız. Ücretsiz izin demek caiz. İşini kaybeden işçi ne yiyecek, ne içecek? Salgının ortasında nasıl ayakta kalacak? Bundan haber yok. Yapılması gereken açık. İşçi çıkarmak yasaklanacak, ücretsiz izin yasaklanacak. Peki patronlar ne yapacak? Onlara yazık değil mi diyenler olursa? Hani sizin girişimci bir ruh vardı? Hani patron yatırım yapıp risk aldığı için kazandığı her kuruş helaldi? Karlı zamanda paraları cebe atıp aldığım riskin karşılığı bu diyen patronlar. Riski alan sizseniz sırtından para kazandığınız işçiyi doyurmaya devam edeceksiniz. Patronların ensesindeyiz ağı, başka talepler de öne sürüyor. Çok somut, çok haklı, çok yakıcı talepler bunlar. İşçilerin sağlığını korumak, salgından onları korumak için alınacak önlemler denetlensin diyorlar. Önlemi almayan, tuvalete sabunu koymayan, hastalanan işçiyi rapor aldırıp evine yollamayan, işçi servislerini salgın koşullarında uygun şekilde çalıştırmayan, cezalandırılsın, teşhir edilsin diyorlar. Ha bir de hastalanan işçi, evinde hasta bakmak zorunda olan işçi, karantinaya sokulan işçi, ücretinden kesilmeden, sigortası eksilmeden, yıllık iznini kaybetmeden raporlu sayılmalı diyorlar. Bu son söylenen aslında çalışma yasasında tanınmış bir hak. Ama fiiliyatta olan patronların fırsatçılığı. Kadınları işe alırken 3 yıl çocuk yapmayacağım diye taahhütname imzalatmaya kalkan bir sınıftan söz ediyoruz. Sen sık sık hastalanıyorsun. Biraz burnun akınca rapor alıyorsun. Seninle olmaz bu iş diyerek işçi çıkartan bir sınıftan. Sonuç olarak patronların ensesindeyiz. İşçi işçi diyorsunuz. Hepsi AKP'ye oy vermiyor mu? Dış ülkelerle ilişki nasıl olacak? Herkes bize düşman olursa nasıl ayakta kalacağız? Müslüman biri komünist olabilir mi? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Hiç mi iyi bir şey olmuyor? Her şeyi eleştiriyorsunuz. Biraz nefes almak hepimize iyi gelmez mi? Bu sistemin içinde çalışıp bu sistemi nasıl değiştireceksiniz? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim@tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün dinleyeceğimiz şarkı 16 Mart 1988 tarihinde Irak'ın Halepçe beldesindeki kimyasal saldırı nedeniyle yaşamını yitiren emekçiler için gelecek. Halepçe katliamı için onlarca ağıt ve yas ezgisi var. Ancak umudu büyüten ezgilerin dönemi hatırlamak için daha kıymetli olduğu bir dönemde Sovyetler Birliği'nde kurulmuş tarihteki ilk Kürtçe rock müzik topluluğu olan Koma Vatan'a ait.
Şarkının adı Elegez. Elegez Dağı, Ermenistan'da Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerden biri. 1988 yılında SSCB'de çıkan bu albümün tüm geliri Halepçe katliamı mağdurları ve aileleriyle paylaşılmıştı. Grubun solisti Gerden Zeri, bunu Sovyetler varken albüm çıkarmak için paraya ihtiyacımız yoktu. Biz de tüm gelirimizi Halepçe ile paylaştık sözleriyle ifade etmişti. Şimdi Koma Vetan'dan Elegez adlı parçayı dinliyoruz. TKP'den haberler. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol Portal'daki köşesinde "Siz hangi korona uzmanını sevdiniz?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Yazısında koronavirüs salgını konusunda uzmanların birbirinden oldukça farklı görüşler sunduğuna dikkat çeken okuyan, disiplinler arası rekabetin de körüklediği bu durumun paranın hükmettiği bir iklimden kaynaklandığına işaret etti. Oysa devletin halkın çıkarları doğrultusunda yapılandığı bir toplumsal sistemde, bilimsel çalışmanın entegre edilmiş bir bütün olacağını belirten okuyan, böyle örgütlenmiş bir toplumda uzmanların şarlatanlık yapamayacağını ve sağlık politikalarının halkın huzurunda açık artırmaya çıkarılamayacağını dile getirdi. Hafta başında polikliniklerin, aile sağlık merkezlerinin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte ciddi tedarik eksikliklerinin olduğu, basit koruma malzemelerini bulmakta bile güçlük yaşandığı görülmüştü. Bunun üzerine dün bir açıklama yapan TKP'li sağlıkçılar, sağlık hizmeti sunumunun koronavirüs salgını koşullarına göre yeniden düzenlenmesi için 5 maddede taleplerini sıraladı. Talepler arasında sağlık emekçilerinin çalışırken kendi kullanımları için gereken tüm kişisel koruyucu donanımın devlet tarafından ücretsiz ve yeterli sayıda sağlanması yanında, çalışan tüm sağlık emekçilerinin eşlerinin ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için yaptıkları işten bağımsız olarak ücretli izinli sayılmaları da yer alıyor. Türkiye Komünist Gençliği, önceki gece Umre'den dönenlerin KYK yurtlarında karantinaya alınacak olması sebebiyle öğrencilerin yurttan atılmasını protesto etti. Yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftadan itibaren seyahat etmek zorunda kalan ve dün geceyle birlikte sayıları katlanan gençlerin aynı zamanda salgının yayılması açısından bir risk taşıdığı hatırlatılırken, şehirlerde kalanların ise ciddi maddi zorluklarla karşılaştığı belirtilerek alınması gereken önlemler sıralandı. Talepler arasında öğrencilerin ödediği kiralar ve aylık özel yurt ücretlerinin iptal edilmesiyle, geçtiğimiz hafta boyunca şehirler arası seyahat eden bütün öğrencilerin ücretsiz biçimde virüse karşı test edilmesi, 3 haftalık ara boyunca yurtlarda veya öğrenci evlerinde kalmaya devam edecek her öğrencinin beslenme başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanması, bu öğrencilere temizlik ürünlerinin ücretsiz olarak sağlanması da yer alıyor. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verme kararı alırken, bazı özel kurumlarda patronlar bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Patronların ensesinde izahına gelen ihbara göre, Bursa'da yer alan ve kentin en büyük özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olan Özel Fezanur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, kurum çalışanlarına ilettiği bir yazıda çalışılmayan sürelerin yıllık izinden düşüleceği veya ücretsiz izin sayılacağını belirtti. Patronların ensesindeyiz özel okul öğretmen dayanışma ağı bir açıklama yaparak Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla bu hafta idari izinli olan öğretmenleri okula çağıran özel okul patronlarını uyardı. Açıklamada idari izin ilan edilen 16-21 Mart tarihleri arasında keyfi gerekçelerle okula çağrılan öğretmenlerin sağlıklarına ilişkin sorumluluğun okul yöneticileri ve patronlarda olduğunu hatırlatan dayanışma ağı, ayrıca öğretmenler için önümüzdeki hafta kendilerini okula çağıran patronlardan bu isteklerini yazılı olarak bildirmelerini talep eden bir dilekçe örneği de hazırladı. Dilekçe örneğine patronların ensesinde sitesindeki PE'den idari izinli öğretmenleri okula çağıran patronlara uyarı başlıklı habere tıklayarak erişebilirsiniz. Patronların ensesindeyiz ağına gelen habere göre, Ankara'da Bilkent Üniversitesi bünyesindeki Siberpark'ta bulunan ve çoğunluğu yazılım, bilişim alanında faaliyet gösteren şirketlerin personelini yeni koronavirüs salgını nedeniyle evden çalıştırma uygulamasına Siberpark yönetiminin itiraz ettiği iddia edildi. Bu itirazın faaliyet gösteren şirketlerin teşviklerden, vergi muafiyeti ya da indirimlerinden faydalanabilmek için çalışanlarının binaya giriş çıkışlarının kayıt altına alınması gerekliliğinden kaynaklandığı iddia edildi. Gün boyu dışa açık ortamda ve uzun çalışma süreleriyle çalışmak zorunda kalan mağaza çalışanlarının koronavirüs tehlikesine karşı yüksek risk grubunda oldukları biliniyor. Buna rağmen mağaza çalışanlarından, patronların ensesindeyiz ağına gelen ihbarlardan, iş yerlerinde alınan tek önlemin dezenfektan kullanımıyla sınırlı olduğu anlaşılıyor. Dün itibariyle ağa gelen ihbarlar şöyle. Örgütlenen çalışanlarını işten çıkarması ve işten çıkarılan çalışanların mağaza önünde yaptıkları direnişle gündeme gelen Mephisto kafede çalışanlar, çalışma sürelerinin kısaltılması talebine olumsuz yanıt aldılar. Patronların bir hafta ücretsiz izin önerisini kabul etmeyen emekçiler, her gün çok sayıda yerli veya turistin geldiği iş yerinde, çalışanların sağlığını korumak için dezenfektan ve eldiven tedariği haricinde hiçbir şey yapılmadığını ifade ediyor.
Decathlon mağazalarındaysa çoğunluğu öğrenci olan emekçiler part-time çalıştıkları için ücretli izin taleplerinin olmadığını, dezenfektan koymak dışında mağazada herhangi bir önlem alınmadığını bildiriyor. Mango çalışanları ise son günlerde müşterilerinin çok azaldığını ve işten çıkarma olmasından endişeli olduklarını dile getiriyor. Levent börek çalışanları ücretli iznin gündemde bile olmadığını belirtiyor. Kendilerine 6 günlük ücretsiz izin verilen 3. Havalimanı Duty Free'de çalışan bir işçi ise bunun yetersiz ve gerçeklikten uzak bir önlem olduğunu, ücretsiz izin karşısında neyle geçineceklerini soruyor. Mağazalar yanında, bankalarda da koronavirüs salgınının dezenfektan kullanımı dışında herhangi bir başka tedbirle karşılanmadığı ve aksine satış baskısının sürdüğü gözlemleniyor. Patronların ensesindeyiz banka emekçileri dayanışma ağına, İş Bankası, Akbank, Denizbank ve Şekerbank çalışanlarından gelen bilgilerden, banka patronlarının genel eğiliminin salgını çalışanların yıllık izinlerinin eritilmesi konusunda bir gerekçeye dönüştürmek olduğu ve bunu sanki çalışanların yararına bir önlenmiş gibi sundukları anlaşılıyor. Dayanışma ağı ise hali hazırda veya olası evden çalışma uygulamasının çalışma saatlerinin belirsizleştirilmesi riskini beraberinde getirdiğini belirtirken, çalışma saatlerine dönük bu tip ihlallere karşı banka emekçilerini uyanık olmaya ve salgını bahane eden patronların her türlü hak gaspını dayanışma ağına ihbar etmeye çağırıyor. Koronavirüs nedeniyle doluluk oranları azalan İstanbul'daki otellerin otel işçilerine ya ücretsiz izin ya işten çıkarma dayatmasında bulunduğu da patronların ensesindeyiz ağına ulaşan bilgiler arasında. Dün itibariyle ağa iletilen otel ihbarları şöyle. Grand Hyatt Otel'de henüz 2 ayını doldurmamış olan 6 kişinin işten çıkarıldığı ifade edildi. Marriott Karaköy'de 50 kişi, Şişli'de ise 6 kişinin işten çıkarıldığı, pazartesi itibariyle işten çıkarmaların devam edeceği söyleniyor. Birçok işçinin yıllık izin kullanmaları istenirken, bu ay yapılacağı söylenen zammın ise 3 ay ertelendiği ifade ediliyor. Şişli Titanic Otel'de doluluk %5'e düştüğünden, otel çalışanlarına ücretsiz izin için imza attırılmaya başlandığı aktarılıyor. Çırağan ve Riskart'ında da işçi çıkarıldığı bilgisi iletildi. Intercontinental, İstanbul Hilton, Fairmont gibi otellerde de işçilere zorla yıllık izin dayatılıyor. Buradaki işçiler ücretsiz izin dayatmasına tepkilerini dile getiriyor. Patronların ensesindeyiz dayanışma ağı, koronavirüs salgınında çalışanlar için acil taleplerini duyurdu. İşten çıkarmalar ve ücretsiz izin uygulamalarının 6 Mart 2020 tarihi baz alınarak yasaklanması yanında, iş yerlerinin başvurduğu esnek çalışma biçimlerinin çalışanların gelir kaybına neden olmamasının denetlenmesi talep ediliyor. Bunlar yanında işletmelerin salgına karşı alınması gereken önlemler konusunda şeffaf biçimde denetlenmesi ve tedbir almayan iş yerlerine yaptırım uygulanması öneriliyor. Son olarak salgın süresince devlet hastanelerinin tüm birimleriyle halka ücretsiz hizmet vermesi, konutlara su, elektrik ve doğalgazın ücretsiz sağlanması, temel temizlik malzemeleri ve basit tıbbi maske gibi koruyucu malzemenin tüm yurttaşlar için yeterli miktarda devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılması ve hastalık belirtisi gösteren ya da hastalık belirtisi gösteren kişilere bakması gereken çalışanların izin süresine sayılmaksızın, ücret ve sigorta kesintisine neden olmaksızın izinli sayılması talep ediliyor. Siz de iş yerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını patronların ensesindeyiz ağına ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz. Sömürücüleri ihbar etmek için 0541 940 0514 no'lu hattı arayabilir, patronlarınensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.